Merhaba YouTube, bugün sizlerle beraber Magnolia yapıyoruz. Sizler de beni izlemek istiyorsanız Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Twitch chatiminde size selamım var. Hep bunu söylemek istemişimdir. Chat'e selam verin, selam verin. Hadi o zaman Magnolia'mıza başlayalım. Şimdi ilk önce çileğimizi bir kaba koyalım. Çilekleri kaç para verdim biliyor musunuz? 50-55 lira. Öyle bir şeyler verdim. Çok canım yanıyor. Şimdi ilk önce çileklerimizi suya koyuyoruz. Çok para verince ben. Aynen öyle, servet var burada. Tek tek koyacağım. Şimdi çileklerimiz burada beklesin. Şarjım bitiyor. Şarj almaya gidiyorum. Ya kıyafet rahatsız edici olunca işte insan konsantre olamıyor biliyor musunuz? Nefis yemek tarifi. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım. Bu 1 litre. Evet, sütümüzü koyduk. 4 yemek kaşığı unu, 1 su bardağından biraz az şekeri. Evet ya, erkekler yemek yapma konusunda başarılı harbiden. Şimdi. Mısır nişastası konuşamadım. Mısır nişastası atıyordum yanlışlıkla. 2 3 4 1 su bardağından biraz az şekeri. Tamam. Şu tam 1 su bardağı alıyor. Soğan önemli tabii ki. Neyse, şeker eriyecek sonuçta. Ya bu abla güzel yapmıyor. 2 yemek kaşığı da mısır nişastası. Hey, mısır nişastası koyamadık biz. Niye boşuna mı çıkardım bunu ben? Bu abla mısır nişastası kullanıyor mu? Ben çilekli magnolia puding tarifi. Vallahi koymuyor. Aha abla, yaktın bizi ya. Şefim, şefim. Kenny neredesin? Kenny neredesin şef? Normalde 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta koymamız gerekiyormuş. Ama biz 4 yemek kaşığı un koyduk. Eğer süt yoksa su koy 1 bardak. Ya daha fazla süt koyarsam valla çoluğa çocuğa dağıtmak zorunda kalın. Ne yapacağız o kadar şeyi? Süt şey magnolia ya. Hiçbir şey olmaz. O zaman tamam, birazcık daha süt koyalım. Şöyle 1 bardak koyalım. Bir kaşık da şey nişasta katalım. Atıyorum bunu. Yok yok, 200 ml bu. Arkadaşlar, mutfak yayınımız buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. 200 ben biliyorum, 200 bu. Yeter, daha fazla uğraşamam. Bu kadar yeter. Tamam. Hadi. Hadi bakayım hadi. Tamam, yumurta sarısı koyalım. Şu bardağımızı geri alalım. Bir dakika şimdi. Aa! Dur, bu değil yanlış oldu. Kurabiyeye bak, simit var. Neye baktın? Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Tamam abla. Ben ablama güveniyorum ve dediklerini yapmaya başlıyorum. Ya o, ben çok korkuyorum ya. Ya elim yanarsa ki var? Ya MasterChef beni çağırıyor. Benim kurabiye yayınımı görmüşler. Ondan sonra beni çağırdılar. Dedim ki ya teşekkür ederim. Maalesef ki program yoğunluğundan dolayı dedim, ben şu anda dedim MasterChef'e katılamam dedim. Aynen. Bana şuradan bir taç gülü alsana ya. Abi ciddi. Çağırmışlar, ben şaka diyordum. Gerçekten çağırdılar. Bir ara Danilo Şek imza tabağını yapsana Gülşah. Yani şimdi aslında şöyle oldu.
Danilo Şef, ama Danilo Şef. Danilo Şef beni aradı, dedi ki, dedi Gülşah dedi, o yayınında gördük dedi, işte dedi o kurabiye dedi, o pringles dedi, yani harika yapmışsın dedi, tarifleri ver bize dedi. Düşündüm, dedim ki yani gerçek şefler asla dedim tarifini vermez. Kusura bakmayın dedim, benim dedim menajerim dedim izin vermedi böyle bir duruma dedim. O yüzden tarifimi veremiyorum dedim, menajerim yazar. Ama benim şey kurgu, şizofreni boyutunda. Zaman geriye aksın. Merhaba YouTube, bugün sizlerle beraber magnolia yapıyoruz. Ama bununla karıştırıyor kadınla. Ya bizim şef nerede? Şef bu ne zaman kıvam alacak? Bu hala su. Nişasta koymadım, koydum ya. Un koydum, nişasta koydum. Süt çilekli, senin sürekli Allah senin cezanı vermesin. Remix bana ne okuttun Remix? Evet arkadaşlar, magnolia'ya karıştırıyorum. İçine süt ekliyorum. Joker hakkımı kullanıyorum arkadaşlar. Dibi tutuyor. Dibimi tutuyor, vallahi karıştırıyorum. Kısa altına. Anne sana selam veriyorlar. Eyvallah. Büyük şef geldi. Selamlar demişler. Kaynadı mı? Ay, elin yanacak. Elin yanmıyor mu? Yiyor. Sıcak değil ki. Gerçek şef. Sıcak mı? Tut bakayım. Burayı tut, burayı. Benim tuttum ya. He, tam ya, sıcak değilmiş. Yani. Annelerin eli yalnız. Kral geri geldi. Evet, kaynıyor bak. Karıştırmana gerek yok ki. Ama kıvam almadı anne ya. Bence iyi, bak. Ama şey çok cıvık. Bu şey yapınca soğudukça... Kıvamlayacak mı? Aynen. Babamız da geldi. Ne yapıyorsun? Luna nerede? Luna'yı da getirin. Luna'yı ettik. Yok, Luna evine gitti. Ne yapıyorsun? Bence bu olacak. Bence koyma, biliyor musun? Ne kıvamı yapıyorsun? Güzel. Tamam, o zaman koymayalım. Bak kıvamına. Bu ne? Şey tatlı yapıyor. Oy, 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 oy. Arkadaşlar benim babam çok fittir. Biraz göbekli fitler de. Baba hadi göbeğini eritebilirsin. Karıştır onu hızlıca. Ben daha karıştırma onu. Bismillahirrahmanirrahim. Altını kapatıyorum. Kapadım. Ne kadar kaynadı? Oo, bir dünya. Ne güzelsiniz ya. Teşekkür ederiz noktalar. Ey maşallah. 3 kişi birden magnolia yapıyoruz. Ama Luna Park'ı toplamamışsınız. Çok tatlı valla. Anneme Luna bayıldım. Luna Park'ı toplamamışsınız. Luna Park'ta müşteriler gelecek. Abi çok iyi olay ya. Çok, çok mutlu benim chatim şu an. He. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ablalarım vardı, onlar evlendiler. Onda on ortam. Aileden biri gibiyiz artık. He, ne olacak? Relax, rahat olalım başı. Şey evet, Luna evi Luna Park'a çevrildiği için hep evdeki muhabbet o. Luna Park'ı toplamadığını. Daha karıştırmama gerek yok mu? Tabii karıştırma, sulanır. Aa, o zaman bırakıyorum ben. Kremayı koyarsan daha çok gevşemez mi peki bu? Ama krema hepsinin atılıyor. Ölçü birebir yapmadın mı? Hayır. Ne yaptın? İki tarif koydum. Hayır, tarifleri karıştırdım. İki tariften birden yaptım. Aa. Hiçbir şey olmaz derken ki o umutsuzluk. Yani hiçbir şey olmaz ama bundan yani bunu at gitsin çabuk. Hayır, krema da girince içine toparlar mı salar mı diye kendini düşündüm. Hayır, zaten öylesine bir şey olacak. O zaman diye. Paketin hepsini koyma bence. Koyacağım. Tarif ne diyorsa öyle. Ama toparlayamayabilirsin. Kremadan sonra toparlama şansın yok çünkü. Hiçbir şey olmaz. Anne hadi geldin o zaman, bize birazcık çilek doğra. Dolu. Ya anne, kurban olurum. Yok be yok. Hmm. O kadar da değil. Annemin doğum gülüsü. 18 yaşına gireceğim. Tamam. Şey, üçüncü 18'ine giriyor. Yok daha anneler, doğum günün kutlu olsun. Maşallah 18 gibisiniz demişler. Doğum günün kutlu olsun abla, reşit oldun. Nice huzurlu yaşlara. 23'üne girecek ablam. Acımasız evlat. Sağ olun, teşekkür ederim hepinize. Çilek kırmızı bıçakla doğranır. Yoksa olmaz. Olmaz. O zaman tadı kalmıyor. Kışın ortasında bu çileğe, hani çilek 400 gram hatta 375 gram falan. Hmm.
54 lira para verdim. Çok mu para vermişim? Yani 54, 400 gram, 110-120 lira falan kilosu. Ama artık ucuz bir şey yok ki. Aa, anne, ablan gelmiş dediler. Annem kız o. Ay teşekkür ederim. Ya sonra ben uğraşıyorum. Şımartmayın lütfen. Joker hakkı olarak seni tekrardan kullanabilir miyim? Bir de gitmeden bir muhalebe mi baksana? Ne? Donuyor diye mi? Evet evet bak. Kıvam alıyor mu? Koyulaşıyor. Kime? Dibi tutmuş mu? Yok. Aferin, helal olsun. Ya! Aa, anneden onay aldım. Dibini tutturmamak marifet ister. Yeter mi bu kadar? Kenarlarına koyacağım kıvamı. Öyle değil, arasına da böyle küçük küçük koyacağım. Öyle ben sevmem. Fakir işi gibi. Fakir miyiz anne biz? Fakir, ruhumuz fakir. Bu doğru. Her Türk'ün ruhu fakir. Bize empoze etmemişler zenginliği. Evet ya, pahalı bir şey yapınca içimize oturuyor. En azından benim öyle. Annemlerin de öyle işte. Pahalı bir etkinlikte ama ne gerek vardı, evimize otururduk işte. Böyle diye diye ömür bitirdik. Bir tane yiyelim ya. Milletin önünde yeme, kız canları çeker. Ya tamam, bir dakika şurada yiyin, gelirim seninle. Nereden geldi aklına mağdurma gel? Ne bileyim ben? Ha, Yağmur söyledi. Kuzenim. Acil hızlı olmalıyız. Baban mısır patlatmamızı izin var mı? Anne! Hayır ya, hayır. Oha! Anne saçmalamayayım, bir yere gelecek falan ya. Yeter ya! Gasp ettirin he! Tete sor, izin veriyor mu? Çık babam, mısır patlatsın, izin var mı? Benim şişecek burada. Baban yaptın bu saatte ne mısırı? Gerçekten mi? Evet. Yemiyorum, chatte öyle yazıyor. Chat diyor ki saatte baban yapsın diye sürdürüyorlar. Anne! Gel yap mısırı hadi. Evet. İzin çıktı mı? Evet. Herkes duygusala bağladı değil mi? Benim günahım ne? Biz bunları atalım. Böyle açmamalıymışız bunu. Ben ne zaman yayın açsam babamın canı mısır çekiyor. Kremamızı. Bir paket çok komu, ben sana diyeyim. Atamıyoruz. Kremamızı attık. Biraz da vanilya atacağız. Çok biliyormuşum gibi, usta gibi davranıyorum. Gigi Baby ve ailesi mutfakta programına hoş geldiniz. Oh, şu yerde oturup içi köfte yormak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Tabii efendim. Yaptım ki ben onu. Ne yaptın? Pringles yaparken çok yoruldum hamuru yoğurmakla. Şey yaptım, oturdum yere, açtım sıra gecesini. Yani tatlım olmazsa gerçekten sizinle konuşmam he. Ben ne yaptım kafamı be? Kafamı karıştırdınız, geldiniz burada ses yaptınız, gürültü yaptınız. Aa! Ya! Anne! Ama yeri terbiye bakayım. Ay! Tatlı tuzlu, bence güzel olabilir. Çok kötü. Çok kötü. Ama tatlım olmadığınız yok. Tamam dur sakin. Sakin. Tamam ben yapacağım tamam. Chat var ya üf 10 numara oldu 10. Harika. Nasıl? 2 dakika. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam. Kesin. Babanın uyumasına ne demeli? Babam uyumuş mu? Gel bak. Baba! Lan mısır istedin ya. Babam uyuyakalmış. Sadece benim yayınım yüzünden bu mısır istedi. Uyansın tabii mısır yiyecek. Mısır dedi o kadar. Çek mısır da patlatın ya. Döktüm. Yine düşürdüm yere. Şimdi artık bitirelim şunu. Her şeyimiz hazır. Şunu yapalım. Tamam, ilk bisküvi koyuyoruz chat. Sonra çileklerimizi koyuyoruz. Görebiliyorsunuz değil mi? Göremiyorsanız şöyle geleyim ben. Şuraya doğru yaklaşayım size. Ya tadım kaçtı ha. Yeter artık, sıkıldım şu anda.
Şu an ben daraldım. Hadi bir tane yapıp gidelim chat. Daral geldi bana. Tekrardan muhallebi koyalım. Wow wow wow. Bir yerde bir yanlışlık söz konusu. Evet, biraz eli bol davrandım galiba. Şimdi birazcık süsleyelim. Evet arkadaşlar, magnolyamız hazır. Nasıl olmuş? Hemen tadım testi yapıyorum, bir saniye. Magnolyamız harika oldu, enfes oldu. Ellerime sağlık. Gerçek artık gün yüzü gibi ortaya çıksın. Benim yaptığım bu. Üstüne de çikolata koydum. Güzel görünecek güya. Hemen tadım testi yapıyoruz. Hemen tadım testi yapıyorum. Ya o Hataylı abim yüzünden bu konuşma şekli bende kalacak. Gerçekten bak, çok ciddi söylüyorum. Ben bu arada güzel olmadığında yemeğim ya da yaptığım işte tatlının, yemeğin, ben söylerim. Bak var ya, o kadar güzel olmuş ki chat. Gerçekten çok güzel. Benim tarifimi yapın. Başka hiç kimsenin tarifini yapmayın. Sadece benim tarifi yapın. Böyle bir şey yok. Bak bu... Yok. Ben sizi bununla kandırmaya çalıştım. Anne! Bir gelir misin? Hızlı, hemen. Hızlıca. Chat, annemi tattırıyoruz şimdi. Ama bekleme süresi var onun. Anne evet, yani soğumuş gibi düşüneceksin tabii ki sen bunu. Ben alayım mı kaşığı? Harika, yemin ederim. Soğumamış ama vallahi harika, yemin ederim. Annem magnolia sevmez bakın. Evet, sevmem. Nasıl? Belki de taze kıtır püsküller daha yumuşamadığı için sevdim. Ama tadı gerçekten efsane. Vallahi çok güzel oldu chat. Gerçekten çok güzel oldu. Olmuş olmuş gençler. Bu tarifi deneyin. Evet, magnolia'mız bitti. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sevgili YouTube, abone olursan, yorum atıp like'larsan çok sevinirim. Zili açıp bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsin. Ay ne yaptım ben, bir şeyler yaptım. Tamam. Merhaba. Ben her bunu yaptığımda böyle yapıyorum ya. Remix şey yapıyor. Sensiz inkar edemeyirdin. Öyle bir şarkı var, onu giriyor.